Hafızlık icazı. Hafızlığın en mükemmel timsali olan Peygamber Efendimizle sahabe, Kur'an'ı sadece hıfz etmekle kalmamış, bizatihi hayatlarında da tatbik etmişlerdir. Bu sebeple hafızlık sadece Kur'an-ı Kerim'i hafızaya nakşetmekle bitmemektedir. Hafızlık, Kur'an'ın manasını ve hükümlerini kalplere işlemekten, onu yaşamaktan, yaşatmaktan ve bu süreçte hayata hakim kılmaktan geçmektedir. İnanıyorum ki icazetlerini alacak hafız kardeşlerimiz de bu istikamette hayatlarını sürdürecek ve etraflarına ışık saçacaklardır. Öyle bir sağ kurdular ki konuşmanın ölçüsünden yürümenin ölçüsüne kadar, öyle bir kitabımızlar ki alışveriş prensiplerinden miras taksimine kadar, öyle bir kitabımız var ki eve girdiğimiz zaman evde bize kapıyı açan, eşimize ya da çocuklarımıza ne söyleyeceğimizi belirleyen hükümlere kadar hayatın her anına ve alanına dair prensipler koyuyor, emirler veriyor, yasaklar koyuyor, düzenlemeler yapıyor. Dolayısıyla Kur'an'ı ezberlemek, Kur'an yolunda bir adım atmaktır. Arkası anlamakla gelecektir. Arkası yaşamakla gelecektir. Kur'an-ı Kerim'e yapılan her katkı, okumak, anlamak, yaşamak, ezberlemek, öğretmek, öğrenmek, imkan hazırlamak, kurs yapmak, kitap almak, birine bir Kur'an hediye etmek, efendim bütün bu hizmetleri yapanlara dua etmek, destek olmak, insana mutlaka Allah katında derecesini yükseltir.